hayatım biraz karışık. Yani tarihçilik üniversite hayatıyla biraz başlıyor. Ama tarih bölümüyle değil arşivcilikle başlıyor. Arşivcilik bölümüne girdim 97 yılında. Orada yani arşivciliği tercih etmemin bir nedeni de Osmanlı arşiviydi. Osmanlı arşivine olan ilgi ve merakımdı. O yıllarda işte bölümümüzde olan dersler, özellikle tarih bölümünden almış olduğumuz takviye dersler, bölümün yine müfredatı gereği vermiş olduğu dersler, arşivcilik eğitimi, Osmanlıca eğitimi, Osmanlı tarihi, özellikle iktisat tarihinde Mehmet Genç Hoca'nın ondan ders almış olmamız, Ali Ak Yıldız Hoca gibi şu anda işte bildiğimiz özellikle Osmanlı tarihinin önemli isimlerinden ders almış olmamız tabii ilgimi biraz daha artırdı ve özellikle yüksek lisans sonrası, yüksek lisans tezim de biraz tarih odaklı, tarihi malzeme, tarihi belgeler odaklıdır kadı sicillerine yönelim başlıyor. Lisansın son yıllığı itibariyle yüksek lisansta kadı sicilleriyle meşguliyet daha da artıyor. Sonrasında tarih bölümünde doktora ile devam eden bir süreç hali hazırda. Tarih, arşiv böyle bir harman içerisinde yoruluyoruz. Şimdi tereke bizim kullandığımız belgesel kavramlardan bir tanesi. Tereke ve muhallefat kavramları özellikle birbirinin müteradifi gibi kullanılır. Muhallefat ya da tereke olarak geçer bizim kayıtlarımızda. Her ikisi de ölenin öldükten sonra geride bırakmış olduğu malların envanterine dair yapılmış olan mal dökümüne dair o listeyi ifade eden malları kalem kalem belirten belgenin adıdır tereke. Tereke feraiş hükümlerine bağlı olarak İslam miras hukukunun belirlediği kaide ve kurallara bağlı olarak kişinin mülkiyet envanteridir diyebiliriz. Öldükten sonra geride bıraktığı mallarının dökümüdür diyebiliriz. Bu çalışmamızda da zaten biz terekeler derken bu anlamı kuşatan bir ifadeyle bu belgeleri tahlil edecek bir yönelim içerisinde olduk. Muhalefattan ayrılarak biz terekeleri özellikle incelemeye gayret ettik. Kimler tutar bu terekeleri? Kadılar, kassamlar ve kazaskerler, kazaskerlere bağlı kazaskerlerin atamış olduğu yetkilendirmiş olduğu kassamlar bu defterleri tutarlar, bu kayıtları tutarlar. Kassam adı üzerinde taksimat yapan adam, taksim yapan, taksimat yapan kişi paylaşım yapan, paylaştıran kişi demek. Neyi paylaştırıyor? Ölenin mülkiyetinde olan fakat öldükten sonra geride bırakmış olduğu malların paylaşımını yapan kişi. Kimlere paylaştırıyor? İşte bahsettiğim feraiz hükümleri çerçevesinde varislerine paylaştıran kişidir kassam. Fakat bu paylaşım varis olmadığı durumlarda ne oluyor? Varis yoksa o zaman da işte beytül Mahalli kalabiliyor. Bunun tutanağını da yine kassamlar yapıyor. Askeri kassamlar belediye kassamlar yapabiliyorlar. Bu Beytülmal kassamları dediğimiz yine kassamlar yapıyor. Özellikle terekeleri kassamlar tutuyor diyebiliriz. Kadılar nezaretinde olabiliyor, kazaskerler nezaretinde olabiliyor. Veya kadılar bizzat kendileri kassam olarak, yardımcı olarak kassamları yok ise özellikle Anadolu'da daha düşük gelirli kadılıklarda kadılar bu görevi üstleniyorlar. Tereke taksimatını bu kişiler yapıyorlar. Niçin tutulur bu terekeler diye soracak olursanız o zaman da şöyle birkaç başlık altında bunu ifade edebiliriz. Terekeler bir kere ölenlerin kayıtlarını tutuyor, kayıtlarını ifade ediyor, ölenlerin mallarını temsil ediyor diyoruz ama bütün ölenlerin kayıtları da tutulmuş değil. Yani Osmanlı toplumunda yaşaymış herkesin terekesi var mıdır sorusunun cevabı yoktur diyeceğiz. Peki kimlerin terekeleri tutuluyor? Bir kere ölenin yetim bıraktığı çocuklar varsa, yetim, sagir çocuğu varsa tutuluyor. Bir borcu varsa tutuluyor. Ölenin bir borcu varsa yani alacaklısı söz konusu ise o terekede, kalan terekede hak sahibi olan birileri varsa tereke tutulabiliyor. Varislerin Talepleri olursa eğer varisler kendi aralarında pay edemedikleri, paylaştıramadıkları terekeyi Kassama, kadıya götürüp bunu pay etmesini isteyebilirler. Dolayısıyla bir talep olması halinde tereke tutuluyor. Vasiyet olması halinde yine tereke tutuluyor. Yani bir ölen kişi biliyoruz işte İslam hukukuna göre malının üçte birini vasiyet edebilir. Bir vasiyeti varsa o vasiyetin ne olduğunu tespit için terekesinin ortaya çıkarılması lazım. Dolayısıyla üçte birinin alınabilmesi için de bunun belirlenmesi lazım. Bir vasiyet varsa tereke tutulur. Yine varisler arasında gayip varsa yani gayip dediğimiz o anda orada hazır bulunmayan bir varis, varis söz konusu ise onun hakkını korumak için tereke tutulabilir. Fakat özellikle şunu vurgulamak gerekir. Tereke tutmak özellikle yetimlere dair bir mesele. Yetim hukukunu, dul'ların hukukunu korumak üzere kadılar yani Osmanlı hukukunu uygulayan kişiler, Osmanlı hukukunu icra eden kişiler tabi dolayısıyla İslam hukukunu icra ediyorlar, İslam hukukunu uyguluyorlar. Biliyoruz işte Kur'an'da açık bir hüküm vardır. Yetim malına onu artırmak dışında, onu korumak dışında asla yaklaşma diye açık bir hüküm vardır. Bu hükmü bir anlamda yerine getirdiğini belgeleyen kayıtlardır, terekeler. Özetle Tereke, yetim mallarını birinci derecede demin saydığım kişilerin veya durumların olması halinde de ikinci derecede tutulan kayıtlar diyebiliriz. Ve şunu da özellikle vurgulayayım. Özellikle Fatih Bozkurt'un, Ömer Lütfi Barka'nın yapmış olduğu tespitlere göre varisler arasında yetimlerin bulunduğu terekelerin oranı yüzde yetmişler civarında yüzde altmış yüzde yetmişler civarında ölen kişinin varisler arasında yetim varsa mutlak surette kadı Re'sen o terekeyi tutmakla mükellef. İslam hukukunu uygulamak adına böyle bir mükellefiyeti var. Dolayısıyla biz çok yoğun miktarda sicillerde terekeyle karşılaşıyoruz. Özel olarak tereke defterleriyle karşılaşıyoruz. Çok fazla sayıda tereke belgemiz var elimizde. Tabii terekelerin bir kural kaideye göre bir diplomatik usulü var, kaydetme usulü var. Bir kere terekede ölen kişinin adı, sanı, unvanı neyse verilir, belirtilir. Oturduğu yer, nerede oturuyor, nerede sakin, nerede ölmüş buna dair bilgi mutlak surette verilir. Buna ilave olarak varisleri tek tek sayılır. Eşi, çocukları, babası, her kimse kimlere kalacağı yani en sonda terekenin kimler arasında pay edileceğine dair 4-5 satırda bütün bu bilgiler varislerin çokluğuna göre zikredilir ve en nihayetinde tereke kaydının tutulduğu yani terekenin taksimatının yapıldığı tarih belgenin altına ilave edilir ve akabinde tereke dökümü yapılır. Tereke dökümü tek tek bütün kalemler, bütün mallar, tek tek listelenir, fiyatlandırılır. Ya bu satış bedelidir bu fiyatlar, bu gördüğümüz fiyatlar gerçekten satılıp nakde dönüştürülmüş halini görürüz biz. Altta yazan o kuruş veya akçe üzerinden malın fiyat tespiti yapılır. Bu ya gerçekten satılış sonrası elde edilen nakit parayı ifade eder veya o malla ilgili oradaki işte görevlilerin, uzmanların, artık o şeyi bilenlerin belirledikleri fiyatlardır. Çünkü nihayetinde en altta hisse sahiplerine oranları nispetinde belli bir takım şeyler verilecektir. Para veya o para nispetinde aynı olarak mal verilecektir. Dolayısıyla terekede mutlaka o döküm yapıldığı sırada bütün malların mal kalemlerin her birinin altında bu kitap olabilir, giyim kuşam eşyası olabilir, ev eşyası olabilir, mutfak eşyası olabilir, bir köle olabilir, bir gayrimenkul olabilir. Her ne olursa bunun altında mutlak surette fiyatı belirlenir, belirtilir. Altta total yekün olarak ne kadar meblağa tuttuğu mutlak surette belirlenir, tespit edilir. Bu yekün ortaya çıktıktan sonra terekeden ihraç kadıya gidecek olan, işte nakliyeciye verilecek olan, o tereke tespit edildiği sırada ölenin evinden alınıp bir dükkana götürülüp depo edilebilir, o birkaç yıl orada kalabilir, dükkan kirası olabilir o masraf kalemleri arasında gibi o kalemler de yazıldıktan sonra alacaklılar olabilir. Kimlere ne kadar, kimin ne kadar hakkı varsa onlar tek tek çıkarılır ve elde kalan meblağ kişinin gerçek servetini temsil eder. Yani ikinci yekun, ikinci daha doğrusu elbaki denilen, baki kalan miktar bize terekenin gerçek nakdi karşılığını verir. Ve ondan sonra nihai olarak da varisler, hisse sahipleri altta sıra halinde yazılarak o meblağ taksim edilir ve böylece tereke nihayete erdirilir. Bu işlemi yapılmış, işlemi tamamlanmış bir terekedir. Ama bazen bu tereke olarak ifade edemeyeceğimiz fakat tereke yine kapsamında düşünebileceğimiz envanter belgeleri de olabilir. Ne gibi? Yani bir kişi bir yere gidiyordur. Sefer esnasında işte ölmüştür filan. Onun terekesi de tutulabilir ama varisleri o anda bilinemeyebilir. O da kadı tarafından, kassam tarafından veya işte oradaki bir yetkili bir naip tarafından kayda alınarak tutanak zapta geçirilir. Üzerindeki malları tek tek tespit edilerek o da bir tereke hüviyetinde denilebilir buna da. Fakat nihai olarak taksimatı yapılmamışsa biz ona tam anlamıyla tereke diyemiyoruz ki benim yayınladığım bir Esat Muhlis Paşa terekesi vardır. Orada mesela bir taksim şeyi yoktur. Diyarbakır'da vefat etmiştir ama varisleri İstanbul'dadır. İstanbul'da da gayrimenkulleri ve diğer malları eşyası filan vardır. Yanında bulunan mallar döküm yapılarak, liste yapılarak, fiyatlandırılarak, kimi nakde dönüştürülerek, kimi aynı olarak İstanbul'a transfer edilmiştir Diyarbakır'dan. Bu gibi tereke kayıtları da olabilmektedir ama başta söylediğim tamamlanmış tereke hisse sahiplerine taksimatı yapılmış terekedir. Tabi nihayetinde paraya dair bir konu tereke. Yani neticede oradan bir pay elde edecek olan kişiler açısından terekeye girecek ve girmeyecek olan mallarla ilgili terekenin bizatihi kendisinde değil ama terekeye girmesin diye çaba gösteren bir takım varislerin bazı malları kendilerine ait gibi gösterdikleri, kendilerine ait olarak söyledikleri tereke zapt edenlere, yani terekeden mal kaçırdıkları. Bunu biliyoruz ama terekelerin bizatihi kendisinde sahtecilik olduğuna dair bir bilgimiz yok. görmüyoruz. Yani İslam öncesi devirlerde mutlak surette tabii tereke gibi yani İslam hukuku tabii ki icra edildi. Miras hükümleri tabii ki icra edildi. Ama elimizde bir belge yok. Yani bunlara dair geçmiş Osmanlı öncesinden günümüze kalan, Osmanlı dışında bir İslam devletinden, İslam toplumundan günümüze gelen bir miras kaydı bilmiyoruz. Mutlaka vardır ama bize elimize ulaşan herhangi bir kayıt yok maalesef. Yani kurumsal olarak Osmanlı terekelerine benzer bir başka örneğe Osmanlı kadılıklarının üretmiş olduğu bu tür belgeleri başka yerde rastlamıyoruz. Tarihçilik çok çeşitli, çok dallı, çok budaklı, çok branşlara ayrılmış durumda tabii. Tek tip bir tarihçilik yok. Yani bugün siz iktisat tarihçiliği yapabilirsiniz. Nüfus tarihçiliği yapabilirsiniz ki birbirine neredeyse benzer durumlardadır. Sosyal tarih yapabilirsiniz, kültür tarihçiliği yapabilirsiniz vesaire. Bunların hepsine bir şey anlatıyor Tereke. Hukuk tarihi yapabiliriz keza demin konuştuğumuz üzere. Yani bir Hukuk tarihçisi, İslam hukuku, İslam miras hukukunun nasıl uygulandığı ile ilgili terekeleri bakmak dışında bir şey yok. Yani normatif bir takım tabii ki kanunlara, kodlara, bir takım işte fetvalara şuraya buraya bakabilir ama gerçek anlamda bu hukukun nasıl uygulandığı ile ilgili somut olarak bu kayıtlardan bir hukuk tarihçisi pekala istifade edebilir. Bunun dışında da çok daha somut bilgi veren bir başka kaynağı da yoktur. İktisat tarihçisi keza aynı şekilde şimdi burada paraya dair dedik buradaki kayıtların tamamının eşyanın, kıyafetin, kitabın aklımıza gelebilecek her şeyin, yani bir çatalın, bir minderin, bir yastığın bir şalın hepsinin piyasa fiyatlarını tek tek bir kere biz tespit edebiliyoruz. Yani bu bir iktisat tarihçisine muazzam düzeyde hem istatistikî veri sunuyor hem ekonomik koşullarla ekonomik piyasa, ekonomik işte belki enflasyonla ilgili, belki piyasada dönen malların gerçek piyasa değerleriyle ilgili bir iktisat tarihçisinde pekala çok fazla veri sunuyor. Bunlar tabii somut göstergeler. Somut olarak bize yansıyan şeyler ki şöyle bir bu terekelerle ilgili yapılan yorumlardan bir tanesi arkeolojik buluntulara benzetirler. Yani geçmişin arkeolojik buluntuları her neyse terekelerde bize toplumun bir anlamda arkeolojik veri kayıtlarını sunuyor, veri setlerini sunuyor. Yani ne kullanıyordu? Bugüne ulaşmayan biz birçok tarlada, bağda, bahçede, evde, üstünde, başında kullandığı silah olsun veya işte hayvancılıkla uğraşan, bağcılıkla uğraşan bir kişinin kullandığı aletler olsun veya bir attar dükkanında, bir sahaf dükkanında bulunan takım alat olsun. Bunlarla ilgili de bize çok şey sunuyor. Terekeler. Bu bakımdan da bize hakikaten bir arkeolojik şey sağlıyor. Yani biz gidip de toprağı kazıp altında içeride ne kaldı diye ararken eski çağlara ait şeyleri arkeolojik kazılar yaparken bunlar tabii çok daha somut olarak bize adlı adınca tam olarak bir toplumun içinde yaşadığı dünyada hangi evrende yaşadığı, hangi maddi kültür evreninde yaşadığına dair bize somut veriler sunuyor. Dolayısıyla hukuk tarihçisi de, iktisat tarihçisi de, sosyal tarihçi de bize yani terekeler bunların hepsi için bir anlamda çok temel, birincil kaynak hüviyeti taşıyor, özelliği taşıyor. Böyle bir özelliği var telekeler. Tabii daha belki aklımıza gelmeyecek, belki düşünemediğimiz. Bunlar çok yakın olarak tabii söyleyebileceğim şeyler, tarihçilerin ama tarihçiler dışında da belki başka sahaların da belki ilgilenebileceği temel kaynaklardan biri olabilir. Böyle genel olarak diyebiliriz. Şimdi kültürle ilgili bir kere kitap kültürü özellikle kültür denince akla tabii tabii başka kültürler de var işte maddi kültür servet, yani insanın giyim kuşam kültürü olabilir barınma kültürü olabilir ama başta tabii kültür denince akla herhalde ilk planda entelektüel dünya entelektüel evren gelebilir. Tabii bu en başta belki soyut manada bize bir şey sağlıyor. Yani ilk planda aklımıza gelen dünya kitap dünyası, kitap kültürü, entelektüel dünya, entelektüel muhitler. Bunların kaydedildiği, yani hangi kitapların okunduğu, hangi kitapların yazılmış olduğu, hangi kitapların daha çok okunduğu, Osmanlı toplum hangi sınıfları tarafından, hangi zümreleri tarafından hangi kitaplara daha çok meyil gösterildiği ne dair Somut veriler sağlıyor. Yani kitap bir kişinin mülkiyetinde bulunan en değerli metalardan, yani ticaret unsuru tabii aynı zamanda alınıp satılan bir şey ve değerli de bir şey kitap. Yani herkesin terekesinde kitap olmayabiliyor ki terekelerdeki kitap fiyatlarına baktığımızda çok da öyle ucuz olmadığını görüyoruz. Servetle paralel bir şekilde yoğunluğu da artıyor kitapların. Dolayısıyla Osmanlı toplumu ne okuyordu? Düşünce dünyası neydi? Daha çok neyle ilgileniyordu? ve piyasada dolaşan ki bugün de öyle değil midir? Yani dünyada işte az okuyan, çok okuyan toplumlar, işte basılan kitap sayısı yıla göre, en çok okunan kitaplar bir popülaritesi vardır ama bunun bir gerçeklik düzeyi de düzlemi de mutlaka vardır. Bunu da bize sağlayan önemli bir pencere açıyor. Osmanlı toplumunun gündelik yaşamından, yaşadığı maddi kültür evreninin yanında içinde bulunduğu, tükettiği, gerçekten o entelektüel dünyayı da, soluduğu entelektüel dünyayı da bize yansıtıyor terekeler. Yani tam olarak öyle mi değil mi bilmiyoruz ama tabii bunu anlamlı kılacak, anlamlandırabilecek yegane kaynağımız bizim terekeler. Bu bakımdan kitap kültürü çalışıyorsanız, kitapların dünyasına girmek istiyorsanız terekelere bakmak durumundasınız. Böyle bir şeyi var terekeler yine. Özellikle matbaanın işte kurulduğu 1727 yılı ve akabinde matbaada basılan kitap, Müteferrika matbaası ve Müteferrika'nın terekesi bu bağlamda bize çok şey söyledi. Yani Müteferrika'nın bu sahip olduğu matbaadaki aletler İbrahim Müteferrika'nın mıydı yoksa devletin sağlamış olduğu destek parçaları mıydı acaba diye bir soru mesela öyle zannediliyordu. Mesela tereke size gösterdi ki, ki, başta söylediğimiz gibi tereke mülkiyeti tanımladığı, mülkiyeti resmettiği için, mülkiyeti bize gösterdiği için İbrahim Müteferrika'nın terekesinde gördüğümüz tabi o alet edevat, matbaa dükkanında, matbaasında bulunan o aletlerin ona ait olduğunu, mülkiyetinde bulunduğunu görmüş olmamız herhalde kültür tarihimiz açısından önemli bir buluş olmuş oldu. Yani biz gidip de arkeolojik şey yapıp da bunları tespit etmemiz tabii çok olası değil, mümkün değil. Kayıtlar bize ne söylüyorsa, ikincil kaynaklar veya dönemin diğer kaynakları, kronikler vesaire diğer tarih aktarıcıları, tarih yazıcıları ne söylüyorsa ona bakmak dışında bir şeyimiz yokken bir tereke bütün bilgiyi farklı bir yöne çevirdi, yönlendirdi. Böyle bir özelliği de var. Yani bütün hikayeyi başka bir yöne doğru değiştirebiliyor. Böyle bir özelliği de var terekelerin. Evet bu servet eşitsizliği meselesi tabii daha çok iktisat tarihçilerinin özenle, itinayla üzerinde durdukları bir konu. Yani bu Bedrettin Toprak Hoca da çok doktora tezinde çok özenle bunu işliyor, işlemeye gayret ediyor. Kitaptaki makalesinde de terekelerin serveti yansıtma sınırlılığı üzerine dikkat çekiyor. Bunların serveti ne kadar yansıttığı üzerinde duruyor ve buna dair sorular üretiyor ki topraktan önce de Buna dair düşünceler, fikirler ileri sürülmüş. Serveti ne düzeyde yansıttığı, tabii biz servet eşitsizliğini anlayabilmemiz için serveti önce bir aşağı yukarı bir tespit edebilmemiz gerekiyor. Ama tabii bu terekeler dışında da yine serveti gözlemleyebileceğimiz, tayin edebileceğimiz bir başka kaynağımız yok. Bu kaynaklar, terekeler önce gerçekçi olarak serveti yansıtıp yansıtmadığı üzerinde bir ittifak tabii olması lazım. Bunu kimi diyor ki serveti tam olarak yansıtır, kimi de diyor ki yansıtmaz. Ama büyük oranda da bu terekelerin serveti tam yansıtmadığı yönünde ağırlıklı bir eğilim var, bir yönelim var, bir görüş var. Bedrettin Toprak da bu görüşe yakın bir şeyde duruyor. Dolayısıyla burada her ne kadar eksik yansıttığı düşünülse de tabii hepsinde aynı ölçekte bir eksiklik söz konusu olacağı için mevcut veriler de bize serveti bir kere anlamamızı sağlayacak bir şey sunuyor bu kayıtlar. Buradan hareketle toplumun hangi sınıflarının, hangi zümresinin, kadınların mı, erkeklerin mi, köylülerin mi, şehirlerin hangi gruplarının, ağaların mı, beylerin mi, Kimlerin ne düzeyde servete sahip olduklarını tespit noktasında tabii önemli bir açılım sağlıyor. E buradan hareketle de toplum içerisinde bulunan, toplumu oluşturan unsurların ekonomik düzeyleri hakkında bir tespit yapmak bir bakıma kolaylaşıyor. Bunu da büyük oranda tabii anlıyoruz ama tabii şöyle bir durum var. Fatih Pozkort'un özellikle söylemiş olduğu bir şey. Terekeler bize şehirlerin evrenini çoğunlukla yansıyor. Yani elimizdeki terekeler %80'den fazla oranda şehirlilerin terekelerini bize veriyor. Köylülerin terekelerine pek ulaşamıyoruz. Yani dolayısıyla biz şehirlerin servet eşitsizliği üzerinde ancak yorum yapabiliyoruz. Buradan hareketle servetler hakkında yorum yapmak ancak tabii bu çerçevede mümkün oluyor diyebiliriz. Tabi tereke dediğimizde ölen kişinin mülkiyetinde bulunan tüm malları tek tek kayıt altına aldığını ifade ediyoruz. Bunun içerisinde doğal olarak kitap da olur, silah da olur, giyim kuşam eşyası da olur, köle de olur, gayrimenkuller de olur. Hatta nakit parası da olur. Tabi zenginlerin bir kere terekelerinde özellikle pahalı kitaplar, pahalı kumaşlar, pahalı silahlar. Yani bunu başkalarının terekelerinde de kıyafet vardır, kitap vardır, gayrimenkul vardır ama fiyat olarak diğerlerinden daha farklıdır, daha düşük düzeydedir, daha ucuzdur fiyat olarak baktığımızda. Zenginlerin tabii şimdi günümüz toplumda zenginlik ile fakirlik arasındaki uçurum çok daha tabii büyümüş durumda. Tabii geçmiş devirlerde bu zenginle fakir arasında ancak giydiği kumaş, kullandığı silah, okuduğu kitabın işte cilt, tesip vesaire hattına göre değişen bir takım unsurlar. Buralarda ancak farklılaşan, oturduğu muhitte işte oturduğu evin daha büyük olması, bir köşk olması, birkaç katlı olması, fakirin daha az gelire sahip olan, daha az servete sahip olan birinin daha küçük, daha böyle birkaç odalı bir evde ancak ikamet ediyor olması gibi bir takım temel farklılaşmalar söz konusu. Yani çok büyük uçurum söz konusu olduğu pek fazla söylenemez. Yani çok çeşitli kere zenginlerin terekelerine çok çeşitli kumaşlar. Çok fazla sayıda köle. Tabii köle demek bir anlamda çok büyük zenginlik. Yani o tarlasında, evinde çalıştırdığı işçiler demektir bir bakıma. Bu bakımdan çok sahip oldukları malların dökümlerine baktığımızda bir kere zenginde fakir arasında yani fakirin ki 3-5 satır, 8-10 kalem, 15-20 kalem tutuyorken zengininki çok daha fazla tutuyor. Yani birkaç varaklık, 8-10 varaklık terekelerde olabiliyor. Yani bir kere bariz böyle bir fark var fakirle zengin terekesi arasında ama dediğim gibi yani nitelik olarak yaşadıkları, hayattan aldıkları, yani ulaşabildikleri imkanlar nispetinde sanıyorum bugünkü kadar büyük bir fark yoktu. Şimdi tabii bu soru benim cevaplayabileceğim bir soru değil. Yani bu işte İsmail Erunsal Hoca'nın yazmış olduğu makalede açıklıkla var ama e, kitapları tabii bilmek lazım. Yani ne okuyordu? Şimdi hocanın bir kere orada tespit ettiği bir şey var halkın okuduğu kitaplar diye halkın okuduğu kitaplar veya halk için yazılmış kitaplar diye başlıklandırdığı bir bölüm var. Orada halkın daha çok işte Hamza Name, işte kahramanlık hikayeleri, destanlar gibi kitaplara daha çok meyil ettikleri, daha çok menakıblar, menkıbeler, dini hikayeler okuduklarını ifade ediyor. Yani genel olarak bunlar var. Ama somut olarak yani şunu okuyordu, bunu okumuyordu demek için Önce halkı tabii tanımlamak gerekiyor. Halk ne okuyordu diye sormadan önce halkı önce bir bilmek gerek. Halk kimdi? Yani halk derken neyi kastediyoruz? Hoca makalesinde onu tartışıyor. Halkı önce bir anlamak gerekiyor. Yani biz askeri ve reaya derken reayayı halk sınıfına doğrudan sokabilir miyiz? Askeri derken de askerileri yine halkın dışındaki yüksek zümre olarak ifade edebilir miyiz gibi bunu tartışıyor. Ama genel olarak hocanın tespitine göre kitapların muhtevasına bakıldığında, kitapların içeriğine bakıldığında yani entelektüel, çok böyle ilimli haşır neşir olmayan insanların işte medresede yetişmemiş daha çok diğer sınıftan, diğer gruplardan olan, ilmiye sınıfından olmayanların terekelerine bakarak halkın okuduğu kitaplar, halk için yazılmış kitaplar şeklinde bir tanımlaması var. Orada bariz bir farklılık var. Evet veriyor. Çok eşli evlilik yok. Denecek kadar az. Yani çok 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 az. Burada tabii en başta sorulunu sorulardan bir tanesi terekenin yapısal yönüyle ilgiliydi. Diplomatik yönüyle ilgiliydi. Orada varisler arasında eş varsa o mutlak surette zikredilir. Haliyle taksimat yapılacak kişiler arasında biz eşi de varsa görüyoruz. Eşleri varsa onları da görüyoruz. Haliyle biz Osmanlı toplumu çok eşli miydi? Tek eşli miydi? Bunun tespitini yapabiliyoruz ve bunu da yaptılar zaten. Fatih Bozkurt Hoca'nın makalesinde özellikle bu ayrıntılı bir şekilde söyleniyor. Oransal olarak da çok çok düşük miktarda olduğu, yani birden fazla eşe sahip olanların oranının çok düşük miktarda kaldığını belgeliyor. Terekelerde gerçekten bu manada bize çok somut bir çerçeve çiziyor. Şimdi kadınların erkekleri oranı yani erkeklerin terekeleri kadı sicillerinde çok daha yüksek miktarda. Yani 3'te 2 oranında erkek terekesi, 3'te 1 oranında kadın terekesiyle karşılaşıyoruz. Ya yani kadınların da tabii servete sahip olduklarının dolayısıyla söyleyebiliyoruz. Tabii bu oran tabii üçte bir. Yani mevcut terekeler için üçte birlik bir oranı ancak kadınlar temsil ediyorlar. Kadınların terekeleri var ve bu kadınlar arasında tabii ticaret yapanlar var. Yani önemli servete sahip olanlar var. Şunu da biliyoruz tabii vakıf kuran kadınlar var. Şöleleri olan, cariyeleri olan kadınlar var. Bunlar da tabii doğal olarak terekelerde gördüğümüz bir şey. Ama tabii oransal olarak erkek egemen bir toplumda, erkeklerin daha görünür olduğu, daha önde olduğu, her şeyde görünür olduğu bir toplumda doğal olarak kadınların üçte bir oranında yansıyor olması bile esasında önemli bir oran, önemli bir düzey önemli bir şey gerçekten o toplum için kadınların da tabii servet sahibi oldukları dolayısıyla mülk sahibi oldukları işte bir oranında olsa da gördüğümüz bir şey. Kere eşlerinden kalan özellikle yani kendileri ticaret yapmıyor olsa da, kendileri aktif olarak sosyal hayatta bulunmuyor, ticaret hayatında bulunmuyor olsalar bile eşlerinden kalan, çocuklarından kalan mallarının olduğunu görebiliyoruz. Onlardan dolayı ile kadınların servet sahibi olduklarını görebiliyoruz ama tabi oransal olarak kendi içlerinde değişen miktarlarda tabi servet düzeyleri var doğal olarak. Ancak zengin ve fakir erkeklerde nasılsa kadınlarda da aynı düzeyde karşılaştığımız bir durum. Şimdi tabii ki veriyor hayatta olan bir varisler doğal olarak bir kişinin çocukları varsa hayatta bunlar mutlak surette varistir. Ve onlarla ilgili bir döküm yaparlar. Yani kaç çocuğu olduğunu görebiliriz. Eşi hakkında tabii hayattaysa onu da görürüz. Zaten bize de lazım olan bunlardır. Yani bir kişi kendisi, eşi ve çocuk. yani çekirdek aileden tabii bahsediyoruz. Ve bu veri setinizde oluşturduğunuz veri miktarı ne kadar çoksa tahminde bulunma ihtimali o kadar yükselmektedir. Ama bu tabii tahminden de öteye geçmemektedir. Yani bu terekelerin demografi ile ilgili, nüfusla ilgili bize ne söylediği hakkında Bedrettin Toprak Hoca'nın da, Fatih Hoca'nın da tespitleri var. Tam olarak tabii bize bir veri sunduğu, evet burada kaydı geçtiğine göre bütün Osmanlı toplumu işte üç çocukluydu, beş çocukluydu gibi kesin hükümlerde tabii bulunmak, bütün bilimsel çalışmalarda tabii mümkün olmayacağı gibi burada da öyle. Ancak yaklaşık bir takım tahminlerde bulunulabilir. Bunu da ince ince işlenecek, çokça tereke görülerek ancak elde edilecek sonuçlarla tabii söylemek, ortaya çıkarmak mümkün olabilir. Ama nihayetinde tabii şöyle de bir şey var. Biz Osmanlı toplumunun sayısal oranını, sayısal seviyesini tespit edemeyiz diye son bir tahlil yapılabilir sayısal. Ama ancak yaklaşık bir tahminde bulunulabilir. Buna Cembehar Behar Hoca da katılıyor ki nüfus tarihiyle ilgili özellikle demografiyle ilgili yapmış olduğu tespitler var hocanın. Bu bağlamda terekeler üzerinden kendisinin yapmış olduğu keza bu kitap dolayısıyla onunla yapmış olduğumuz bir görüşmede de yine aynı fikirde olduğunu ifade ediyor. Demek ki diyor terekeler bize nüfusla ilgili net bir veri sunmuyor. Fakat yaklaşık bir veri ancak böyle olabilir şeklinde muhtemel bir yorumda bulunulabilir. Bütün bilimsel tahliller de olduğu gibi. Çocuk sayısı ile ilgili de var. Yani üç çocuk olduğu söyleniyor. Yani Bedrettin Toprağ'ın tezinde var. Keza onunla ilgili bir şey var. Terekeler üzerinden aşağı yukarı Müslim ve gayrimüslim ailelerde çocuk sayıları neydi? Bunu Bedrettin Toprağ'ın tezine bakılabilir buna dair. Elbette var. Gayrimüslim terekeleri de çok az miktarda değil. Yani çok yoğun miktarda özellikle Beytülmal Kassamlığında, Kısmeti Askeriye Sicillerinde çok yoğun miktarda ve diğer Kadı Sicillerinde keza tereke var. Gayrimüslimler gelip İslam miras hukukuna göre mal paylaşımı yapabiliyorlardı, yapıyorlardı. Bunu niye yapıyorlardı bunu bilmiyoruz. Yani kimi bu şeye kendi mahkemelerinde işte gitseler kendi kilise veya işte sinagog, ...havralarında bunu yapabilirler mi diye yapabilirlerdi. Ama bu en başta söylediğim şartlar olmaması halinde. Yani bir yetim bulunmaması, bir alacaklı olmaması vesaire gibi durumlarda yapabilirlerdi. Yapmadılar ve yoğunluk miktarı üzerinden düşünüldüğünde çok da az sayıda değil. Yani oransal olarak bakıldığında gayrimüslim terekeleri de az sayıda değil. Onlarda da herhangi bir şeylik yok, bir farklılık yok. Herhangi bir Müslümanın terekesi nasıl tutuluyor idiyse bir gayrimüslim terekesi de aynı şekilde. Aynı şartlar çerçevesinde tutuldu, tutuldu. Tek şöyle bir fark var. Yazım, ifade ediş, gayrimüslim ismini yazarken, gayrimüslimin ikamet yerine söylerken kullandığı kelimelerde ve kelimelerin içerisinde bir takım müdahaleler de bulunuyorlardı ve imlayı bozuyorlardı. Yani nasıl? İşte Musa diyor. Musa derken normalde sinle yazılan seyi satla yazıyordu. Kitap diyor. Kitap derken kitabı t ile yazması gerekirken t ile yazıyordu. Onun kitabı yani Latin kitap kefere kitabı falan gibi böyle bir takım farklı bir takım yordamlarda bulunabiliyorlardı. Tasarruflarda bulunabiliyorlardı Osmanlı katipleri. Onun dışında herhangi bir farklılık söz konusu değil gayrimüslim terekeleriyle ilgili. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Zahmet edip buraya kadar geldiğiniz için çok sağ olun. Teşekkürler.